arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kronik, tropik, ütopik, statik, antioksidan bir videoyla neredeyim? Tam olarak buradayım. Evet bebişolar, peki bugün ben ne yapıyorum? Bugün dünyanın en pahalı yiyeceklerine bakacağız arkadaşlar. Bakalım bu yiyecekler nelermiş? Paraları ne kadarmış? Bunları göreceğiz. Peki bu müthiş eğlenceli videoya başlamadan önce biz ne yapıyoruz? Ben diyorum daha doğrusu. Siz bu aralar yapmıyorsunuz. Neyden bahsettiğimi çok iyi anladınız siz. Like, yorum ve abone olmak. Bunlar en önemlisi. Umuyorum ki bu sitemimden sonra ulvi görevler yapılmıştır. O zaman her şey tamamsa ben zaten tamamım. Ne yapıyoruz? Videomuza başlıyoruz. Ladies and gentlemen'ı ilk yiyeceğimiz matsutake mantarıymış. Bu mantar 1000 dolarmış arkadaşlar. Peki neden pahalıymış bu mantar? Ne özelliği var bunun? Kesince içinden altın mı çıkıyor? Oh! Kaliteli kaliteli espriler geliyor bugün. Pahalı olmasının nedeni dünyada nadir bulunması. Japonya'da nadir yetişen ve trüf mantarına yakın güçlü aroması ile yemeklere lezzet katıyormuş kendisi. Nadir yetişen. Az bulunduğu için öyle. Benim gibi. Yani gelip de kimse kusura bakmasın. Matsutake mantarına 1000 dolar para verir miyim? Ha beni öldürsünler. Ha canımı alsınlar. İkisi de aynı şey. Vermem. Parayı sokakta kazanmıyoruz ya. Hele Japonların çektiği fiyata bak. 1000 dolar. Bir diğer yiyecek de çörekmiş arkadaşlar. Ne? Çörek. Ne biçim çörek o ya? Çörek de 1000 dolarmış. Bu ne? Çörek 1000 dolar olur mu ya? Oluyormuş arkadaşlar. Görüyoruz. Altından mı bu çörek? Evet. Aşçı Frank Tujugeç tarafından New York'ta Westin Otel için üretilen bu simit trüf kreması ve yenilebilir altınla. Oha! Harbiden altınmış lan. Ama yani küçücük şeye 1000 dolar dersen bende altın var derim yani. Bunu sadece ben demem. Herkes der. Bu benim müthiş zeka örneğimi göstermiyor. Ama müthiş bir zeka örneğine sahibim arkadaşlar. Küçücük bak üstüne atmışlar 3-5 parça altın tanesi. Kitlemişler adamlara 1000 dolara. Yok anam, bu dünya üzerinde her malın alıcısı var. Alıcısı olduğu için fiyatlar böyle. Evet, omlet arkadaşlar, ama bu bildiğimiz omletlerden değil. Bu da 1000 dolarmış. Bakalım bunun ne özelliği varmış? Yumurtası acaba tavuklar mı altından ya da altın mı yumurtluyor? Neyse. New York'taki Le Parker Meridian Hotel içindeki restoranda yapılan omlette 6 yumurta dışında 300 gram sevruga havyarı ve 1 adet ıstakoz var. Üzeri de yine havyarla süsleniyor. Anam ne havyarmış bu ya? Adam omlet yemiyor ki orada, full havyar yiyor ya. Yani şimdi havyar tutkunları var, ona bir şey diyemiyorum. Benim çok hoşlandığım bir şey değil açıkçası. Normal şimdi arkadaşlar. Şimdi bir de bildiğimiz havyar değil bu. Sevruga havyarıymış. Siz biliyor musunuz sevruga havyarının ne kadar pahalı olduğunu? Ben de bilmiyorum. Boş verin. Istakoz. Maliyeti zaten var bunun yani. Bu omlet hak ediyor 1000 dolara. Değil mi? Evet, bir diğer yiyecek de Wagyu etiymiş. 2800 dolarmış arkadaşlar. Çok merak ettim. Gerçekten bugünkü 2800 dolar kaç TL? 23 bin lira. Sizi Allah kahretmesin. Sizi Allah tör etmesin. 23 bin lira bir ete verilir mi? Verilir mi? İnanamıyorum. Veriyorlar. 23 bin lira. Ulan 23 bin lirayı bir fakir bir aileyi, evini bak. Parkını yenilersin. Bir şeyler yaparsın. Ne yapacağım? Bunu yiyeceksin. Akşama çıkacaksın zaten yani. 23 bin lira gidecek akşama. Sabah harcadın, akşam gitti vücuduna. Hadi bir estetik mestetik yap böyle. Bir şeyler yap. Okey. Ulan bir ete verilir mi 23 bin liraya? Ses telim kurudu ya. Samundari. Bu ne lan? Kazana. Geç. 3200 dolar. 23 bin bu da işte. Bu da 3 aşağı 5 yukarı 25 ila 27 bin arasında ediyor o zaman. 25 bin diyorum. 27 bin diyorum. Az para mı bunlar? Puh, Allah sizi töre etmesin. İki gırtlağınızın peşine düşeceğiniz diye yediğiniz yemeklerin fiyatlarının tutarına bak. Sizi Allah kahretmesin. Neymiş bu? Su ürünü hazinesi anlamına gelen bu yemeğin içinde havyar. Yine bu havyar. Bu ocak söndürür bu havyar arkadaşlar. Bunu anladım. Deniz salyangozu hiç sevmem. Bir ıstakoz ve yenilebilir altın bu. He. Abi demek ki o zaman bunun altını serpiştiriyorlar. 2-3 gram, o da hiçbir şey de değil. Küçük pirtik altın yiyorsunuz diye kitliyorlar. Evet, çok gösterişli bir öğün arkadaşlar. Ben bunu yedikten sonra, buna bu parayı verdikten sonra bağırsak sistemimi düğümletirim. İnsanın zoruna girer, siniri bozulur ya. Ya çok düşünüyorum şu anda. Aklı selim bir kafayla düşünüyorum. Über zengin olduğunu
düşünüyorum. Yer miyim? Yerim ya. Yemem. Havyar sevmiyorum arkadaşlar. Yani hele ıstakoz. Evet, Pizza Royale 007. 4200 dolar arkadaşlar. Şu pizzayı al, duvarına al. Sen buna 4200 dolar verdikten sonra yemeyin bunu. Ne o yeşil zeytinleri nereden geliyor? Bütün ürünler farklı yerden mi geliyor? Pizza Royale Dom Perignon şampanyaya batırılmış. Biskoç, somon füme. Ha, somon çok severim. Havyar, yine havyar. Eski balzamik sirke. Geyik eti. Madalyondan oluşuyormuş. Bunlara ek olarak 24 ayar altınla süsleniyor. Kız anam, altını takarım niye yiyeyim ya? Bu zenginler nasıl düşünüyor ben anlamıyorum. Allah'ım ben bir zengin olayım. Bir düşünmek istiyorum bunlar gibi. O altını yiyince nasıl bir haz alıyorsun ya? Bunu merak ediyorum şu an. Danske karpuzu. Tansiyon aletimi rica ediyorum. 6100 dolar arkadaşlar. Sadece Japon... Bu bak ne varsa Japonya'da oluyor. Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasına... Adanın ismine bak. Yetişen bu karpuz siyah renkte ve gevrek bir kıvama sahip. Kuzey Japonya'da üretilen Danske karpuzu sezon başına 65 tane yetişiyor. Aa, o kadar çık mı yetişiyor? Ha, o zaman normal. Anam bir sezonda 65 tane yetişiyorsa 8000 dolara falan satarım yani. Öyle bak kolay kolay yetişmiyor bir Danske karpuzu. Bir Danske karpuzu olmak kolay bir şey değil. Yubari kabuğu 22872 dolar arkadaşlar. 2 doları da var. Bir başka Japon meyvesi olan yubari kavunları volkanik oranı fazla toprakta yetiştiği için dünyanın en lezzetli ve sulu kavunları. Yemin edin ben kavun çok severim. Ve bu aralar yediğim kavunları hiç beğenmiyorum. Hepsi sert, acı. Hiç beğenmiyorum. Ayrıca kusursuz bir küre şekline ve yumuşak bir kabuğa sahip. Anam öyle bir yazmış ki yemin ediyorum kavunu yedikten sonra o kabuğunu duvara asarım. Evet dediği gibi de var gerçekten. Çok muntazam, çok güzel bir şekli var. Ama 22.872 dolar isterim miyim? Nine. Evet, elmas havyar 15.000 dolar arkadaşlar. Şuraya bak, fiyatlara bak. Beluga balığının yumurtasından elde edilen elmas havyarının yarım kilosu 8.400 dolar ile 15.500 dolar arasında değişiyor. Bu havyarı özgün yapan ürediği balık. Evet doğru. Beluga balığı çok önemli bir balık. Yani bütün balık aleminde çok şahsına münasır bir balık. Bütün balıklar, köpek balığı da dair, en isyankar balıklar, elektrikli yılan balığı da dahil, bu beluga balığına çok fena saygı duyuyorlar. Önünde tir tir titriyorlar yani. Öyle düşün. Yani beluga balığının havyarı da anca kadar para olur. Normal. Ben normal karşılıyorum. Bu arada eğer merak ediyorsanız beluga balığındaki havyarı istiyorum falan diyorsanız nerede bulacağınızı ben size söyleyeyim. Pazar Denizi civarlarında gözüküyormuş. İtalyan beyaz alba mantarı 160.406 dolarmış arkadaşlar. Allah sizin cezanızı vermesin. Parayı siz sokakta mı kazanıyorsunuz? Bu ne kadar para dönüyor anam bunlarda. 2 dakika gırtlağınıza sahip çıkın. Şu parayı vermeyin ya. Öğrenci okutun. Fakirlere, fukaralara yardım edin. Anam 2 dakika midemiz bayram edecek diye ha şu mantara İtalyan beyaz alba mantarını yiyeceğim diye verdiğim paraya bak ya. Yazık günah insanın burada siniri bozuluyor. 160.406 dolar ne kadar ediyor arkadaşlar ya. Mantarların kutsal kadehi olarak anılan bu mantarın fiyatının pahalı olmasının yoğun tadı, aroması ve nadir olmasından kaynaklanıyor. Anam ben bu mantarı yediğimde beni uzay yolculuğuna çıkarması gerekiyor ben bu kadar parayı verdikten sonra. Evlat acısı gibi koyar bana be. Kız bunu hiç düşünemiyor mu bunlar? Akşam tuvalete gittiğimde bu mantarın aroması mı kalır bende? O hesap geldiğinde hiç mi düşünmüyorsun? Adam bir tane alba mantarına gidiyor. 160.000 dolar veriyor. Dönem paralara bak be. Sinirim bozuluyor. Hele şu gırtlağınıza 2 dakika hakim olun. Şu parayla gidin iki yatırım matırım evmeyin bir şeyler. Bugün var yarın yok bilemezsin. Bugün zenginsin yarın değilsin bilemezsin. Gün olur devran döner horoz döner tavuk bilemezsin. Yarın düştüğünde ay ben dün alba mantarı yiyordum diyemezsin. 160.000 dolar diyor ya ağlayacağım burada ya. Mantarı alana kadar git kendine beyin al. Aynı paraya tekabül eder diye düşünüyorum. Hayat ne pahalı olmuş anam ya. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve en önemlisi kanalıma abone olmayı sakın unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.